Yelkenli ve Motorlu Çift kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili Doris severler, bir videoyla daha karşınızdayız. Bir önceki bölümde Kiseli Adada fırtına ile mücadele etmiş ve fareyi yakalamıştık. Eğer bu bölümü izlemediyseniz yukarıdaki karta tıklayabilirsiniz. Bu bölümde ise adada tavşanları ve keçileri besliyor. Daha sonrasında Bozburun'a gidiyoruz. Ayrıca teknemizde de çok keyifli vakitler geçiriyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Bozburun, Kiseli Ada. Evet Eda, bu neşen neye borçlusun? Bu neşemi akşam yakalanan fare arkadaşımıza borçluyum. Bu arada çok büyükmüş o jardon dedikleri şeyden. Onun kadar vardı elindeki yani kadar. Yani şöyle şu kadardı. Kuyruğu zaten bu kadardı evet. Yani. Daha yaşı da büyükmüş elemanın. Çok şirindi. Ya şirinliği çok şirindi. Evet. Evcil hayvan besliyorduk, ne güzel. Ya bizimki halattan gelmedi arkadaşlar. Biliyorum hemen halattan çıkmıştır diyecekleriniz var. Bizimki karadayken çıkmış belli. Çünkü ilk günler çok yorgun olduğumuz için hemen uyumuştuk. Ben çok iyi ses duyarım aslında ama o günlerde deliksiz uyumuştum. Bir iki gün sonra yani ak turda biz tonozdayken tıkırtıları duymaya başlamıştım. Şüphelenmeye başlamıştım yani. Neyse, kısmet. Oo Eda Hanım. Bakıyorum gene döktürmüşsünüz. Ceviz kırıyorum, yersin. Ceviz kırayım, yersin. Yerim yerim. Tamam, hala esiyor. Evet. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hiç olmayan şeyler oluyor yani. Şurada Bozburun'da. Körfez körfez koy koy içinde adeta. Olmayacak fırtınalar. Bağlı olduğumuz yerde bile şu anda rahatsızız yani. Herkes öyle tabii ki. Herkes öyle hissediyor. Liman da patlıyormuş, Bozburun limanı. Çok fenaymış. Yani şu şeyin içine bakın yani. Bayağı burası koy koy içinde bir yer. Hiç bu kadar etkilenmemesi gerek. Zaten bütün Türkiye'de var bu fırtına şu anda. Hep uyarı veriyor. Meteoroloji. Ama can sıkıyor tabii yani. Güzel geçmiyor o zaman vakit. Biraz endişeleniyorsun. Ben özel havuzumu böyle mi görecektim diyorsun. Ki burada böyle... Hiç ne rüzgar ne bir şey. Yaprak kımıldamazdı. Arkadaşlar, güvenlik önlemlerimizi arttırıyor. Bir tane şöyle denizaltı kayasına halat attık. Bir tane yedek çapamız var, onu attık. Gerçek ana çapamız var. Zor duruyorum ayakta. Fare arkadaşımızla geceleyin hoş bir karşılaşmamız oldu, iyi oldu. Onu yakaladık sağ salim. Ama tabii emin değiliz, iki tane mi vardı, üç tane mi vardı bilmiyorum. Bütün yiyecekler buralarda duruyor o yüzden. Bunun da gece yatarken şu merdiveni kaldırıyoruz ki hani buraya çıkma ihtimali hiç kalmasın. Aşağıya bol bol tuzakla doldurduk. Belki de o tekti, bilmiyorum artık. Daha demin bir tane burada karga uçuyor. İşte sortiliyor buradaki tavşanlara. Mert de diyor ki sakın benim faremi yemeyin. Onu biz besledik, büyüttük. Komedi. Şu an birazcık fazla bağlı olabiliriz. Evet. Bu bizim ana çapamız. Şu yedek çapamız. Bu da kum çapası. Çok iyi saplanıyor. Genelde şu, evet, şu da suyun içindeki kayaya tonoz yaptım. Bu buraya geçik, bir tekne gelirse bunu buradan çıkartıp atıyorsun. Tekne geçiyor, sonra yeniden kapatıyorsun. Ya da havaya göre işte. Çalatlarını da değiştirdim. Burayı kısalttık biraz. Buraya da kalın olanı taktık. Gördüğünüz gibi gayet güzel gözüküyor. Boltla gittim, çapayı attım falan. Aslında onları çekmek lazım ama çekemedik. Kıyıya yakındık da o yüzden yaptım.
keçiler bile olsa. Ha, keçiler benim halata da dalmıştı demin. Ve halatımı saldılar. Artık halatımla ilgilenmiyorlar. Hani gerginliğe bak şuna. Yay gibi. Önden de şey bağlı. Mermi gibi duruyor tekrar. İlk defa böyle iki taraftan koltuk aldım. Değişik yani. Ne haber? İyi, senden. İyiyim. Hadi bakalım. Önde kahveler. Kahveler oluyor. Yani olacak. Daha doğrusu. O kadar rüzgar var ki ocağa bile geliyor ya. Normalde şey olmaz yani. Bu kadar gelmez idi. Ancak her şey yolunda. Biraz düzen karışık. Malum nedenlerden dolayı fare arkadaş. Tan hala korkuyoruz başka var mı diye. Bu yüzden daha gıdalar falan yukarıda böyle biraz şey bozuldu yani. Mert düzen. Beslemeye çalışmakta. Ve şey de yapamıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Mert'i beslemeye çalışıyorum. Bir şeyler çıkarıp. Kaptanın göbeğinin bakıma ihtiyacı. Göbeğini göbek geçiyorum. Artık bugün bir denize girmeyelim mi? Kaptanım arkan var ya, öyle bir soyulmuş ki sırtın. Evet, bir bakayım, güzel. Dünya haritası gibi Piri Reis. Oradan belirmiş. Piri Reis üstadımız, pirimiz. Aa, hadi tavşanları besleyelim. Hadi besleyelim. Tavşancıklar, beni bekleyin. Sizlere bir torba sebze biriktirdim. Ayakkabı giymeyi unutma. Her şeyi unutuyor. Tam bir aşı mağduru. Ay, şurada bir tane. Kucuğum, şurada geliyor üçünüz. Küçükler. Tony, Johnny, Hans. Herkel nerede? Herkel nerede? Onu da çağırın. Sam da yok ortalıkta. Sam. Johnny, Tony. İsimlerini çok tatlı koyduk ya. Hans gelemedi. Sam da yok. Ha, Herkel de geldi şimdi. Frank nerede? Frank yok ki. Frank yok muydu? Olması lazım. Oraya kaçtı Herkel. Şu Hans. Onu sevdi. Hans mı şu sarı? Sarı Hans. Ay, aşkısını attım. Çocuğun kafasını attım. Benim de ayarım. Bizde yaşamanın böyle organik çöplerini seviyorum. Şey olmuyor yani hiç. Ziyan olmuyor. Denize de gitse, karaya da gitse bir hayvan çıkıyor. Bir şeyler oluyor yani gördüğünüz gibi. Gel. Gel. Ha, keçi de geldi. Aha. Yakalandınız. Gel. Gel. Kis 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 kis. Annem kalmadı. Kle kle kle. Kes 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 kes. Ne oldu? Gel. Gel. Ah, keçici. Gel. Kis 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 kis. Her şey bitti. Kle kle kle. Bak bak bak, gene değdi. Ne yiyor? Bir şey buldu. Ne oldu, tavşanlar bir ürperti geldi hafif. Salatalığı veriyorlar. Zaten adı da olup bırakmadılar. Adayı kemirmişler, adayı. Adayı kemirdiler vallahi.
Gelmez ki, bu nerede şey? Küçük. Küçük keçi sakallı. Kapitan, motor niye çalışıyor? Durduk yere niye çalışıyor? Şundan dolayı çalışıyor. Şimdi yaklaşık birkaç gün böyle üst üste kımıldamadan kalınca güneş enerji panelinin ürettiği elektrik gene yetiyor. Fakat laptop, yani sizin için uğraştığımız laptopumuz biraz çok yiyor. Laptop çok yediği için 220 voltta bazen motoru çalıştırmam gerekiyor böyle ve şu anda motor bu şekilde çalışıyor. Hatta size göstereyim, bakın. Şu an gördüğünüz voltaj 12.6, yani gayet iyi bir voltaj. Bu da bizim ana şeyimiz, ne derler, bot şalterimiz. Bu elektronik şu şekilde düz olduğu zaman sadece jelökünün bütün tekneye verdiği elektrik oluyor. Şu an motoru, yani motor çalıştıkça bunun içindeki motor aküsünü şarj ediyor motor çalıştıkça. Jel akü ise şarj almıyor. Şu şekilde de ikisini birleştiriyorsunuz. Ve şu an iki akü birbirine bağlı. Motor çalıştıkça jel aküyü de şarj ediyor. Bu kendi kendine zaten bunu bağlıyor. Ama önce motorun aküsünün 12.8'i falan geçmesi gerekiyor. Ondan sonra zaten kendi kendine bağlıyor. Burada ben de çocuklarımızı, yani daha doğrusu toplu sosislerimizi doğru güzellemişsin. Tabii ki el lazım. Al. Evet. Bu arada Eda'nın dolmalarını çektik mi? Eda da gün içerisinde nefis yaprak sarma yaptı. Bunu da yoğurtla yiyeceğiz. Yoğurdu da köy yoğurdu satan adamdan aldık. Tekneyle geliyorlar. Domatesli sarımsaklı sos yaptım tabii ki. El cihazlarıma sağlık diyeyim bari. Bu arada gün yine battı, şöyle güzel ortalık yine pembelendi. Güzel güzel. Bekliyoruz mumumuzu yememizi. Kutlar oluyor. Manzaram pek güzeldi. Baka baka yapıyoruz. Ve en sonunda yamyam zamanı geldi. Nasıl oldu? Eline sağlık. Dolma için, benim de tavuk için. Evet. Yamyam 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 yam. Eline de sağlık. Ellerine sağlık. Dolmayı des için eline sağlık. Sozuki için de benim elime sağlık. Lukanika. Lukanika. Ki sarma des. Dolma des ya. Hayır, dolma değil de sarma. Allah'ım, bu tartışma hep oluyor arkadaşlar. Yunanlarda da o da bir cinsi ama. Dolma evet ama sarma evet derler. Roze de çok güzel. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Hadi dene bir üzerinde nasıl duracak. İzliyoruz dona dona dışarıda. Polar battaniyeydi. Daha güzel bir gün. Artık rüzgarımızın şiddeti azaldı. Ve fareden de gece bir tıkırtı gelmedi. Belki de o tekti. Tek başına yaşıyordu burada. Çoğunlukla tek başına yaşarlarmış. Belki de ondan kurtulmuş olduk. Oley! Harika. Nasıl gidiyor kapitan? Çok iyi. Bakıyorum da Choco Prince Land kahve keyfi mi yapıyorsun? Fareden kurtardım, çok operasyon yaptım. Evet ya, bir kısmını yemişti ya.
Bakıyorum kavuşmuşsun. Evet. Teşekkürler Mert Kaptan. Bayağı bir şey yamadık ettik ama oralarına bir... Atmak yerini yapıştırdık. Yani bir tuz at bakayım, oradan köpürecek mi? Hava çıkacak mı? Korkarım, atmam. İyi hadi. Zaten inerse iner yani. Kavuştum. Bayağı büyük bypass oldu ha. Kavuşmanıza yardım ediyor. Yardımsever Mert Kaptan birini bağlıyor. Vay vay vay, kaptan bana bir kahvecik yapmış, keyif kahvesi, kitabımı okurken. Hadi afiyet olsun. Siniya bu. Sağlığıma. Evet, gördüğünüz gibi arkada Doris. Doris, bekle bizi. Güzel mi güzel, şirin mi şirin bozguruncuğum. Mert'cim neyle yiyorsun? Nefis bal badem var. Bir de? Keçi boynuzu var. Keçi boynuzu da çok iyi. Bu torpilli bu. Bakın ben de çilekli ve limonlu yiyorum. Burasının adı neydi ya? Amora Cafe. Amora Cafe değil. Mert, şurada vitrinde bir şey var ya. Kaç lira bu? Dur bakalım, kaça vereyim. Bu kaç liraysa bunu bana ver. Kuyruğa bak Allah aşkına. Zevk ve keyifle yavaş yavaş yumuşak yumuşak sallanıyor. Mert boş yer mi buldun Doris'i? Girelim hemen. Bir zamanlar buradaydı. Bir vakitler. Burası da Bozburun limanı oluyor arkadaşlar. Kedi çetesi şehir. Hani. Restoranda bekleyen. Nasiplerini bekleyen arkadaşlarımız. Hayır.